Aspor ekranlarından herkese mutlu akşamlar. Son sayfayla karşınızdayız. Volkan Demir ile birlikte gündemi değerlendireceğiz. Koronavirüs sürecinde yaşananların yanı sıra kulüplerdeki hazırlıkları ve yeni sezonla ilgili belki önümüzdeki sezonla ilgili bazı planlamaları masaya yatıracağız. Volkan hoş geldin. Hoş bulduk Kerem. Açılışımızı da açıkçası Fenerbahçe'yle yapalım istiyoruz. Çünkü Sarılağaciverkliler'de teknik direktör arayışları hız kazanmış gibi görünüyor. E, Erol Bulut'un ismi çok uzun süre tartışıldı gündemdeydi. Şu an itibariyle Bielitsa ismi de biraz ön plana çıkmaya başladı. Bielitsa kimdir? Geçmişinde neler var? Fenerbahçe'ye neler katabilir? Bunları konuşacağız ve bu transferin gerçekleşme ihtimalini de Volkan Demir'le beraber değerlendireceğiz. Fenerbahçe'yi en yakından takip eden spor medyası çalışanlarından bir tanesi sensin. Bielitsa ismini duyunca bir futbol sever olarak bu sana heyecan erdi mi? Fenerbahçe'yi takip eden bir muhabir olarak gerçekleşme ihtimali olarak sana ne düşündürdü? <laughs> Yelitsa'yla benim e, ilk tanışmam diyeyim ya da ilk fark edişim e, Dinamo Zagreb, geçen yıl Filip Kokulu Fenerbahçe'nin e, Avrupa Ligi'nde rakibiydi biliyorsun. Evet. E, orada e, Zagreb'e gitmiştik. E, zannediyorum ilk deplasman maçıydı grubun. Ve e, 4 gollü bir mağlubiyet almıştı Fenerbahçe oradan. Açıkçası beklemediğim bir sonuçtu benim. Gerçi Fenerbahçe o ara e, çok iyi gitmiyordu ama hani Dinamo Zagreb sonuçta... E, Fenerbahçe'ye rakip olabilecek bütçelerde falan bir takım değil. E, ama öyle bir top oynadılar ki, e, bir anda e, hepimizin dikkatini çeken bir takım ve teknik direktör e, ortaya çıktı. O isimden Enes Biyici saydı. E, o takımdan çok fazla oyuncunun transfer yaptığını biliyoruz. Çok fazla oyuncunun değerini katlayarak başka takımlara gittiğini biliyoruz. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde e, gruplarda Dinamo Zagreb'in yaptığı işleri biliyoruz. Ee, ve şu anda Nenad Bielitsa'nın e, yaklaşık 1-1,5 bir, bir ay önce yanlış bilmiyorsam Dinamo Zagreb'ten e, ayrıldığını biliyoruz. Karşılıklı anlaşarak e, bir ayrılık gerçekleşti. E, onun sebebini çok fazla bilmemekle birlikte benim açımdan sürpriz olmuştu. Sonuçta evet. Avrupa'da son dönemde en e, büyük Dikkat çıkışı çeken yapan Gırvat takımıydı. Evet. Ve e, bunun üzerine işte Dani Olmo gibi çok konuşulan bir transferi imza attılar. Evet. Başka da aslında çok fazla insanların <laughs> ismini zikretmediği ama önemli bonservis bedelleri ödenip işte İngiltere'nin şampiyon seviyesindeki takımlara transfer olan oyuncuları da var. Mesela bir tanesi Ivan Sunic ilk Avrupa maçını Fenerbahçe'ye karşı oynamıştı hı hı. ve Fenerbahçe'ye gol atmıştı. O da İngiltere'ye transfer yaptı. 8 milyon pound ya da euro olması lazım. Buna benzer çok fazla dani olma gibi ön plana çıkmasa da transferler de gerçekleştirdiler. Ee, kısacası gençlere yatırım yapan bir kulüpte e, gençlere şans vererek önemli başarılar elde etmiş bir teknik adam oldu e, Nenat Biyelitsa. Şimdi Fenerbahçe'nin de hem zaten içinde bulunduğu mali durum e, çok ağır bir yük var sırtında e, yani taşıyamayacağı kadar ağır bir yük var mali anlamda işte oyuncu maaşları geçmişler geçmiş dönemden gelen borçlar vesaire gibi birçok problemle boğuşuyor Fenerbahçe yönetimi bununla birlikte kendi e, ...kendini devam ettirebilmesi için Fenerbahçe yönetiminin mutlaka 3. E, sezonda başarılı olması lazım. Bu anlamda Nenat Bielitsa ismi ön plana çıkmış durumda, yabancılar konusunda ön plana çıkmış durumda. Bir, e, aracılar vasıtasıyla bir görüşme yapıldığını ve e, olumlu şekilde, e, prensip olarak olumlu şekilde e, dönüş alındığını biliyorum Nenat Bielitsa ile ilgili fakat e, bu iş artık e, bu iş artık nokta kondu bu iş bitti Fenerbahçe'nin teknik direktörü oldu falan diyemem kesinlikle. şöyle evet. özetleyebiliriz Nenad Nat Bielitsa Fenerbahçe için Fenerbahçe'de Hırvat Hoca için çok ciddi bir aday beraber çalışma Aynen. Aynen, e, ihtimali evet. dahilinde Aynen öyle e, tabii ki bununla birlikte Türk teknik adamların da ben halen Fenerbahçe'nin masasında seçenekler arasında bulunduğunu düşünüyorum hı hı. E, çok nasıl söyleyeyim çok zor bir tercih çok zor bir e, durum. Neden? İşte Filip Koku gibi bence kendisini geliştirmeye açık ve sportif başarıda kazanmış. Hollanda gibi ekol bir ülkede sportif başarı kazanmış bir hoca geldi. Ve e, sonucunu hepimiz biliyoruz. Filip Koku buradan hiç istemediğimiz bir şekilde yani e, mecburiyetler dolayısıyla adeta e, teneke bağlanarak gönderildi. Yani e, yabancı teknik adamların son işte 10-15 yılda... E, Türkiye Ligi'ndeki başarı yüzdesi ortada. Ee, evet. Özellikle şampiyonluk yarışından bahsedecek olursak. Bugün şampiyonluk yarışında olup da yabancı hocası olan kim var? Kimse yok. Hiç kimse yok. Ee, yani yerli olan, mesela yerli gönderen de yerli getiriyor. Mesela Ünal Hoca'yı gönderdi Trabzonspor. Hüseyin, Hüseyin Hoca ile devam etti. Yani hani böyle bir değişimde de e, yabancı yabancıya dönüş, yabancı tercihi gibi bir şey olmuyor. Beşiktaş işte Abdullah Avcı'yı gönderdi, Sergen Hoca'yı getirdi gibi örneklerle de bunu pekiştirebiliriz. Şimdi burada artık son bir kurşunu kaldı Fenerbahçe yönetiminin. Bu kurşunu çok iyi değerlendirmek istiyorlar. Hani özellikle hoca konusu çok kritik. Ee, takımlar hocaları kadar aslında biraz da bu ligde var oluyorlar. Çok Mesela bence Fenerbahçe kadro kalitesine göre çok kolay havlu attı bu sezon. Ben açıkçası halen şampiyonluk yarışındaki Trabzonspor ve Başakşehir'den belirli bölgelerde üstünlüğünün olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Bu kadar kolay havlu atmaması gerekiyordu. İşte burada hoca faktörünün takımı bir arada tutabilecek, işte o hedefe yönlendirebilecek hoca faktörünün çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bu noktada seçimi çok dikkatli yapmak lazım. Yabancı hoca, yeniden yabancı hoca mecburiyetse, burada şunu anlayabilirim. Hani Balkanlara yönelmek mantıklı gelebilir. Sonuçta işte bizim ülkemize çok kolay uyum sağlayan, işte Hırvat, Romen, evet. Sırp, Boşnak teknik adamlar var geçmişte tarihte. Fenerbahçe tarihinde de var. Ee, diğer kulüplerin tarihleri de var. Balkan ülkeleriyle ortak e, kültürümüz söz konusu. Çok fazla konusu. var. Onlar konuştuğumuz üstümüz şu... arasında benzeyen yüzlerce kelime var. Aynı olan. Aynen. Sen daha iyi bileceksin. Aynen. Mükemmelen. Sırpça'da mesela Çok yüzden fazla Türkçe kelime evet. var gibi. Ya kısacası kültürümüz işte Osmanlı kültüründen dolayı eee yüzyıllarca bir arada yaşadığımız bir topluluk. Hı hı. E, ben de o topluluğun bir parçasıyım aslında yani öyle bakarsan babam sonuçta benim de Balkan doğumlu bize uyum sağlamaları açısından Balkan teknik direktörler yabancı teknik direktörler arasında nispeten seçilebilir duruyor bu anlamda işte son dönemde bir Slaven Bilic Türkiye futbolundan geldi geçti ve bence iz bıraktı şampiyonluk kazanamamış olsa da bence Slaven Bilic için şu anda hiç kimse çok kötü teknik direktör Beşiktaş'ta ne işi vardı filan demez. Evet. Çok önemli değerler kazandırdı ve bence kötü bir futbolda oynatmadı Beşiktaş'a. Beşiktaş orada bir çıkış sürecindeydi. İşte Samet Aybaba, Slaven Bilic'le bir adım üstü, bir adım yukarı çıktılar. Şenol Güneş'le zirve yaptılar. Ee, yani Slaven Bilic de o projede başarıyla başarıyla görevini yaptı diye düşünüyorum. Belki kalsaydı Şenol Hoca'nın yerinde olsaydı belki o şampiyonluğu kazanacaktı. Slaven Bilic kazanacaktı hatta Slaven Bilic'in Fenerbahçe'nin gündemine de geldiğini de ifade edeyim. üç tane Hırvat teknik adam var Fenerbahçe'nin gündemine gelen bu süreçte. Zlatko Dalic bir tanesi, Hırvat milli takım hocası. Biri Slaven Bilic'ti, biri de Nenad Bielitsa'ydı. Dalic'in hedeflerinin biraz daha farklı olması, yani kulübe, kulüp takımlarına bakış açısı ve daha iyi birlikte göreve başlama isteği biraz o ihtimali uzaklaştırdı. Slaven Bilic için de aynı şekilde e, şampiyonşipten Premier Lig'e yükselme ihtimali var West Bromwich'te şu anda. E, yanlış bilmiyorsam West Bromwich ikinci sırada evet, West Bir daha Premier Lig sahnesinin e, görme fırsatı varken bunu tepmek istemez hiçbir şekilde. Hiçbir teknik adam tepmek istemez. O yüzden o ihtimal de biraz uzak. Ama Nenad Bjelica e, hem hedefleri itibariyle hem de profil olarak işte gençlere daha fazla şans vermesi, süre vermesi gibi ee, özellikleriyle de Fenerbahçe'ye uygun gibi duruyor. Ama yani bugünden e, şunları söylemek çok zor. Bu hoca gelir Fenerbahçe'yi şampiyonluğa oynatır, bir şekilde yarışın içinde tutar diyebilmek çok zor. Hakikaten çünkü Fenerbahçe çok ağır travmalar atlattı ve bu travmaların dönüşü belki bir yılda da olmayabilir. Bence zor bir yılda olması, özellikle bu mali şartlarda. Önceden... Hep Fenerbahçe tarihinde her yıl takım değiştirme durumu oluyordu işte evet. şampiyonluk gelmediği zaman. Ama artık onu da yapamıyorsunuz. Öyle bir ekonomik güç M yok. Mümkün değil yani şu anda e, elinizdeki değerleri işte Vedattır Ozandır Altaydır hani para edecek futbolcuları elinizden çıkarmadan bir transfer bütçesi e, yaratmanız da mümkün değil. Bunları satsanız dahi daha önceki yayınlarda konuştuk e, Türkiye Futbol Federasyonu'nun getirdiği kriterlerle o bon servislerin sadece üçte bir kadarını kullanabiliyorsunuz. Ne kadar güçlü bir takım kurabileceksiniz, bu yıldan daha güçlü bir takımla girebilecek misiniz gelecek yıla? Yani teknik direktörün dışında da aslında konuşulması gereken çok fazla şey var. E, bu anlamda Nenad Bielitsa ismi kağıt üzerinde profil olarak uygun gözükmekle birlikte biraz işte o tanıma süreci, takıma alışma süreciyle e, çünkü şampiyonluğu çok küçük detaylar belirliyor.